Merhaba arkadaşlar, ayak topuna hoş geldiniz. Acun Ilıcalı Simulate ile karşınızdayım. Biliyorsunuz Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard kulübünü satın alacağı söyleniyor. Ben de Acun Ilıcalı'ya bir profil yapıp Fortuna Sittard kulübünün başına geçirdim. Sahibi konumuna getirdim. Artı futbol direktörü yaptım. Biliyorsunuz Acun bütün projelerini kendi sunuyor. Burada da böyle bir izlenim vermek istedim. Muhtemelen de zaten her işinde olduğu gibi bunda da aşırı söz sahibi olacaktır diye düşünüyorum. Transferleri de kendi yapsın istedim. Hem daha zevkli, daha keyifli bir kariyer olsun istedim. 50 yaşındaki Acun Ilıcalı şu an Fortuna Sittard'ın hem sahibi hem futbol direktörü konumunda. 1 milyon euro maaş verdim. Maaşı neden verdim? Takımdan ayrılmasın diye verdim. Muhtemelen sağ cebinden alıp sol cebine koyacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle bazı özelliklerden bahsedeyim. Futbol hakkında çok bir tecrübesi olmadığı için oyuncu verisi ve takım verisi değerlendirmeyi 7 yaptım. Evet Acun. Bilgi sunuşunu sunucu olduğundan dolayı 20 yaptım. Adam yönetimini 16, kararlılığı 20, motivasyonu 16, uyumu da 20 yaptım. Uyum biliyorsunuz dış ülkelerdeki adaptasyonunu etkiliyor. O da dış ülkelere yabancı değil. Bakalım Dominik'ten futbolcular da getirecek mi? Disiplin seviyesinde 1 yaptım. Geçmişinde sunuculuk döneminde bir sürü haylazlıkları vardı. O yüzden disiplin seviyesinde 1 olarak yaptım. Paris'ten iyi akşamlar. Brezilya bugün gerçekten çok önemli bir galibiyet aldı ve çeyrek finale kaldı. Oyuncu potansiyel ve yeteneğini de 7 olarak belirledim. Pazarlık kabiliyetini ise 18 yaptım. Türkiye hakkında bilgi sahibi ve Hollanda'da da bilgi sahibi olmaya devam ediyor. Özelliklerine bakacak olursak mevcut yeteneğini 100, potansiyelini 170 yaptım. Mevcut itibarını 7500. Bunlar 10.000 üzerinden. Ülkesindeki itibarını 9500, dünya çapındaki itibarını da 5500 yaptım. Buradaki özellikler ne kadar etki edecek göreceğiz. Bunları çok fazla oynamadım. Teknik ekipte de futbol direktörü ve gözlemci, ikinci rolü de gözlemci olarak çalışabiliyor. Öncelikle Acun'un vizyonlarına ve Fortuna Sittard'ın vizyonlarına Türk oyuncular transfer eder gibi seçenekler ekledim. Ülkenin en yüksek altyapısına sahip olma vizyonlarını ekledim. Biliyorsunuz Acun oyuncu yetiştirmek istediğini söyledi. Kulübün altyapısıyla ve tesisleriyle hiçbir şekilde oynamadım ama geliştirmesini isteyecek şekilde vizyonlar ekledim. Bakalım bu gelişimi sağlayacaklar mı? Para olarak da transfer bütçesi eklemedim. Normal sadece kasaya 50 milyon euro para koydum. Onu kendileri belirlesin istiyorum. Bir de teknik ekip kurdum. Bakalım başa kimi getirmiş Acun Ilıcalı. Öncelikle direktör olarak Cenk Ergün falan da var. Türk isimler de var. Dirk Kuyt'u getirdim başa. Hem Hollandalı oluşu hem de eski Fenerbahçeli oluşundan dolayı bence en makul isim Dirk Kuyt'tı diye düşünüyorum. Asistanını da Volkan Demirel yaptım. Biliyorsunuz kaleci antrenörü olmayacak Volkan Demirel. Teknik direktör olarak kariyerini sürdürecek. Buradan belki bir çıkış yakalar diye Kuyt'ın yardımcısı yaptım onu da. Öncelikle eski Fenerbahçeli isimlerden antrenörler getirdim. Anelka'yı, Tuncay Şanlı'yı ve Stephen Appiah'ı antrenör olarak görevlendirdim. Bunların çok fazla özellikleri iyi değil ama Acun ilerleyen dönemlerde karar verir diye düşünüyorum. Fizyoterapist ekibine dokunmadım. Zaten gözlemcilerde de bir tane Hollandalı, bir tane Türk gözlemci var. Onları da Acun belirler ilerleyen dönemde diye düşünüyorum. Oyunculara da birkaç isim ekledim. Öncelikle ilk eklediğim isim Arda Turan. Eğer böyle bir satış gerçekleşirse kesinlikle böyle bir transferinde olacağını düşünüyorum. Arda Turan'a Fortuna Sittard forması giydirdik. Tabii ki de peşinden hemen kankası Burak Yılmaz'ı da Fortuna Sittard'a attım. Ve bir de Emre Belözoğlu'nu getirdik. Türk oyuncuların da katkısıyla biraz daha kulübün Türkiye'deki itibarı da artsın istedim. Oradan oyuncu alması anlamında. Barış Alıcı ile Berke Özer de Belçika'da oynuyordu. Madem Fenerbahçe bu oyuncuları kiraladı, biz de Fortuna Sittard'a Acun'un sayesinde kiralayalım dedik. Onları aldım takıma. Bir de kiralık olarak biliyorsunuz Hollandalı oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nu aldım. Fenerbahçe'yi de kardeş kulüp olarak kaydettim. Fortuna Sittard Fenerbahçe'nin pilot kulübü olacak. Oradan da bakalım oyuncular kiralayacak mı? Ayrıyeten kendiliğinden Beşiktaş'la ve Belçika ekibi Genk'le iyi ilişkileri, dostluk ilişkileri vardı takımın zaten. Onlarla oynamadım. Bir de Sercan Yıldırım ve Ömer Faruk Beyaz'ı takıma attım. Sercan Yıldırım ikinci takıma atılmış. Karagümrük'ten Sercan Yıldırım. 19 yaş altına da Ömer Faruk Beyaz atılmış. Paris Saint-Germain izliyor şu anda Ömer Faruk Beyaz'ı. Kullanacaklardır diye düşünüyorum. A takıma çıkaracaktır dikkat diye düşünüyorum. Bakalım Fortuna Sittard Acun Ilıcalı yönetiminde bir sezonda neler yapmış. Evet, ligi 11. sırada tamamlamışlar. Aslında fena bir mevki değil. Çünkü düşmesi öngörülüyordu. 16. sırada bitireceği öngörülüyordu. Bakalım mali durumu ne yapmışlar. 45 milyon euro hala kasalarında var. Çok fazla bir para harcamamışlar.
Sezonluk bütçelerine de aktarım yapmamışlar. Dikkat hala takımın başında. Emre Belözoğlu ikinci kaptan olarak gözüküyor. Oyuncu performanslarına bakalım. En çok maça çıkan isimler arasında Burak Yılmaz var. En çok golü Burak Yılmaz atmış. 12 golle Arda onu takip ediyor. 6 gol 6 asist. Ferdi de 5 gol 2 asistlik katkı vermiş. Emre Belözoğlu ne yapmış? 2 gol 4 asisti var. Arda Turan da asist anlamında Emre ile birlikte en fazla asist yapan isimlerden. Gözlerim Sercan Yıldırım'ı aradı. Sercan Yıldırım sakat durumda 6-9 ay. İnanılmaz diz çapraz bağlarına darbe. Survivor'da da sürekli sakatlanıyordu sanırım. Çok takip etmiyorum ama Twitter gündemi bundan soruluyor biliyorsunuz nedense. Muhtemelen Sercan Yıldırım'la yollar ayrılacaktır. 19 yaş altında mı Ömer Faruk Beyaz hiç maça çıkmış mı? O da hiç maça çıkmamış. Onları da 2 senelik kiraladım. Bakalım kadroya girebilecekler mi? Transfer anlamında başka transfer yapmışlar mı? Başka transfer yapmamışlar. Gönderdiği isimler arasında da şu an için kimse yok. Evet, ilk sezon sonunda Acun Ilıcalı çok fazla bir şeye karışmamış gibi duruyor. Bakalım neler yapacak? Kendi özelliklerinden yükselen bir şey var mı? Şu an için yok. Oyuncular ayrıldıkça transfer yapacaktır diye düşünüyorum. Hemen ikinci sezonun sonuna gidelim. Fortuna Sittard 8. sırada tamamlamış ligi. Bir anlamda bir çıkış sağlamış diyebiliriz. Öncelikle evet, Kaytala takımın başında Arda Turan ikinci kaptan olarak gözüküyor. 37 milyon euro kalmış bilançodan, biraz zarar etmişler bu sezonda. Ferdi de kilit oyuncu konumuna gelmiş. Emre Belözoğlu'na ne olmuş? Emre Belözoğlu bıraktı mı yoksa? Emre Belözoğlu altyapı sorumlusu konumuna getirilmiş Fortuna Sittard'ın. Bayağı bir ülkeden de bilgi sahibi. Bakalım altyapısını nasıl şekillendirecek Emre Belözoğlu? Fortuna Sittard'ın. Acun burada Emre'ye güvenmiş diyebiliriz. Öncelikle en çok maça çıkan isimler Ferdi Kadıoğlu. Bu dönemde 8 gol 6 asistlik katkı vermiş. Takımın yıldızı olmuş iyice Ferdi. Barış da fena bir performans göstermemiş. Ömer Faruk da 4 maç sonradan girmiş. Berke de toplamda 11 maç oynamış. Güzel. Sercan Yıldırım'a bakacak olursak A2'de hala A'ı gitmiş. V'a kalmış. Bir maça bile çıkamadan muhtemelen buradan da yollanacak diye düşünüyorum. Burak Yılmaz da futbol hayatına son vermiş. Onu da hemen antrenör olarak Sittard'ın ekibine kattım. Arda Turan'a bakacak olursak Arda da ikinci takıma atılmış. 3 maç oynamış bu sezon. Arda da muhtemelen bırakacak diye düşünüyorum. Onu da antrenör ekibine katabilirim ilerleyen dönemlerde eğer antrenör olursa. Evet, transferlere bakalım. Bu sezon para harcamış gibi gözüküyorlar ama Türk oyuncu aldılar mı çok merak ediyorum. Halil Dervişoğlu'nu almışlar. Halil Dervişoğlu Hollanda asıllı Türk oyuncu. Evet, bir Türk transferi yapmışlar diyebiliriz. Onun dışında başka kimse yok. 15 milyon euro harcamışlar bu dönemde. 2 milyon euroluk da satış gerçekleştirmişler. Ajax'a oyuncu satmışlar. Acun Ilıcalı ne durumda ona da bakalım. Hemen Acun Ilıcalı şu anda Hollanda hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaya başlamış. Kontratını da sürekli uzatıyorum her sene. Çünkü başka bir takıma geçebilme ihtimali var. Futbol direktörü olduğu için öyle bir şey olsun istemiyorum. Sadece sahibi yapsaydık hiçbir etkisi olmayacaktı. Bu şekilde transferleri yapsın istedim ama çok etkili olabildiğini düşünmüyorum. Evet, antrenörlerde de fazla bir değişiklik yok. Hemen 3. sezona geçelim. Evet, 11. sırada tamamlamışlar ligi. Aşağı yukarı oralarda tamamlamaya devam ediyorlar. Çok fazla bir çıkış yakalayamadılar. Bir düşüş de yaşamıyorlar. Sabit bir şekilde oralarda dolanıyor takım. Öncelikle Kayt'tan vazgeçmiş mi? Yok, Kayt hala takımın başında. Kayt'tan bir türlü vazgeçmiyor. Oo, 50 milyon euroyu bitirmişler. Bu arada şöyle bir durum fark ettim. Futbol direktörü olması Acun Ilıcalı'ya çok fazla bir etki etmiyor. Yani bilmiyorum, sahibi ve futbol direktörü yaptığımız için mi? Oyunda Acun Ilıcalı'nın çok fazla özelliklerinin gelişmediğini fark ettim. O yüzden Acun Ilıcalı'yı sadece sahibi konumuna getirdim. Bu dönemde altyapı sorumlusu olan Emre Belözoğlu'nu futbol direktörü yaptım. Ona tekrar güvenini aşılamış olduk. Dikkatle devam ediyor. Buna hiçbir şekilde dokunmadım. Başka ilk sezon dışında herhangi bir oyuncuya da dokunmadım. Onlara hiçbir şekilde ben karar vermiyorum şu anda. Ferdi falan 2 senelik kiralıkta. Onlara bakalım. Onlardan kimse kalmış mı? Yok, onlardan kimse kalmamış. O Yusuf Barasi'yi görüyorum burada. Onu almışlar sanırım. Maç olarak en çok maça çıkan da Yusuf Barasi. Gol anlamında da en çok katkı veren olmuş. Halil Dervişoğlu evet, fena değil. Türk oyuncular alıyorlar ama Türkiye'den değil. Genelde burada Nuri Emre Akşit de var. Bu kendi oyuncularıydı. Türk oyuncular alıyorlar ama genelde Türkiye'den değil. Hollanda asırlı falan Türk oyuncuları alıyorlar. Yusuf Barasi'ye 14,5 milyon euro ödemişler. Görkem Sağlam'ı almışlar. Bu da Willem'li oyuncu. Onun dışında Türk oyuncu var mı? Zeynel Pehlivan. Bu da Regen bir oyuncu.
Onun dışında bir oyuncu yok. 14,5 milyon euro harcamışlar. 725 bin euro kazanmışlar bu dönemde. Acun Ilıcalı'nın bakalım bundan sonraki zamanda sadece sahibi konumunda ne yapacak, neler yapacak, Dirk Kuyt'ı gönderecek mi çok merak ediyorum ben de. Çünkü 3 sezon oldu aynı konumda devam ediyor Dirk Kuyt. Acun Ilıcalı'nın istikrardan yana olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi bir sezon daha ilerleyelim. Acunlu, Emreli, Dirk Kuyt'lı, Fortuna Sittard neler yapmış hep birlikte görelim. Evet, 9. sırada tamamlamışlar bu sefer ligi. Hollanda'nın orta sıralı takımlarından biri oldular. Ama Ajax'lara, PSV'lere, Feyenoord'lara bir türlü yetişemiyorlar. Orta sıralarda bitirmekten memnun Acun Ilıcalı. Dirk Kuyt'ı da göndermemiş. Bu arada parayı bitirdikleri için 100 milyon euro daha bir katkı yaptım. 3 sezonda, 4 sezonda parayı, 50 milyon euroyu yediler, bitirdiler. Küme düşmekten uzak kaldıkları konumun dışında da herhangi bir başarıları yok gibi gözüküyor. Bakalım bu 100 milyon euroyu nasıl kullanacaklar çok merak ediyorum. Öncelikle transferlere bir bakalım. Transferlerde Trabzonspor'dan Ali Yazıcı'yı görüyorum. Evet, Türk isimlere yönelmeye başlamışlar. Regen bir oyuncu. Bakalım potansiyeli kaçmış. Potansiyelli isimleri çıkarabilecek mi? Ona da 10 sezonun sonunda komple bakacağım. Özellikle Fortuna Sittard altyapılarından kimler çıkmış? Onun dışında da kimleri futbol camiasına kazandırmışlar? Hepsini göreceğiz. Bu dönemde para harcamamışlar. İşte paraları bittiğinden dolayı. O yüzden bu sezon tekrar para verdim. Bakalım 1,2 milyon euroluk da satış yapmışlar. Oyuncu performansı anlamında göze çarpan bir isim var mı? Hemen Yusuf Barasi'yi görüyorum. 10 gol atmış bu dönemde. Kendisine iyi bir yatırım yaptıklarını söyleyebilirim. Halil Dervişoğlu da fena oynamıyor. 6 gol 3 asistle tamamlamış ligi. Görkem Sağlam'ı kim izliyormuş? Başakşehir izliyor. Evet, birkaç Türk isim var. Hollandalı isimler de var. Adnan Uğur var. Bu da çok gelişecek bir oyuncu gibi gözükmüyor. Teknik ekip komitesine bakalım. Emre Belözoğlu duruyor. Dirk Kuyt duruyor. Volkan Demirel hala duruyor. Apiyah'la Tuncay'ı göremiyorum. Evet, onlarla yollar ayrılmış. Burak Yılmaz da hala takımda. Bakalım tekrar para aktarımı yaptığımız Fortuna Sittard bu parayı neler yapacak? Bir sezon daha ileriye gidelim. Evet, bu sefer de 10. sırada tamamlamışlar. Böyle bir istikrar gerçekten görmedim. Ne aşağı ne yukarı aynı yerde dönüp dolaşıp 10. 11. 8. olup duruyorlar. Bakalım Dirk Kuyt. Evet, Dirk Kuyt sonunda. Dirk Kuyt'la yollar ayrılmış. Bakalım ne zaman kovmuş mu Dirk Kuyt'ı? O kovmuş. 18 günde Burak Yılmaz geçici menajer olmuş. Dirk Kuyt'ı ne zaman kovmuş? Bu sezonun Mart ayında kovmuş. Ragnar Klavan'ı getirmiş. Takımın başına Estonyalı menajer. Bu da Kuyt'tan kat kat düşük özellikleri gibi gözüküyor. 45 milyon euro kalmış. Ya gerçekten parayı yiyip bitiriyorlar ya. Eziyorlar parayı. Hiç para kalmamış. Transfer geçmişimde kimler var? 19 milyon euro harcamışlar. 11 milyon euro kazanmışlar. Yusuf Barasi'yi satmışlar. Kulüp Brugge 10 milyona. Ya niye satarsın ki bu adamı 10 milyona? Burnley izliyor. 15 milyon verdikleri oyuncuyu 10 milyona satmışlar. İlginç. Tunahan Taşçı'yı görüyorum. 4,7 milyona Türk oyunculardan. Onun dışında herhangi bir Türk isim yok. Evet, ne kadar oyunun datasına müdahale etmek istesek de, Türk oyuncular alın desek de, çok fazla Hollanda dışında, yabancı uyruklu oyuncular dışında Türk oyunculara yönelmediklerini görüyorum. Bu da ilginç bir deneyim. Bakalım Halil Dervişoğlu falan ne yapmış? Evet, bu sefer de en golcü isim Halil Dervişoğlu. Yine de Türk isimler, Türk asırlı isimler Fortuna Sittard'ı taşımaya devam ediyor. Kulüp çalışanlarına bakacak olursak, Emre Belözoğlu hala futbol direktörü konumunda. Onun özellikleri ne olmuş? Yükselmeye başlamış. Evet, Emre'nin özellikleri yükselmeye başlamış. Asistan menajeri de bu konumda değiştirdiğini görüyorum. Burak Yılmaz hala burada. Volkan Demirel'e bir bakalım. Evet, boşta kalmış o da. Dirk Kuyt kovulduktan sonra o da takımdan ayrılmış. Çok fazla göze çarpan bir şey olmadığına göre 6. sezona geçelim. Oo, 6. sıraya kadar atmışlar kendilerini. Bir yükseliş var. Fikstüre bakacak olursak şöyle bir playoff oynamış olmaları lazım. Evet, Eren yenilmişler playoff'ta. Avrupa'ya gideceklerdi neredeyse. Biraz bir yükseliş var. Güzel, hoşuma gitti bu. Öncelikle 14.750 harcamışlar. Yine paraları harcıyorlar. Mehmet Aydın kim? Yine bir Regen oyuncu. Hayri Çevik Gençler Birliği'nden. Evet, Regenlere yönelmeye başlamışlar. Onların hepsine kariyer sonunda toplu bir şekilde bakacağım. Kulüp çalışanlarında bir değişiklik var mı? Menajeri değiştirmemişler. Burak Yılmaz hala antrenör. Oyuncularda Halil Dervişoğlu falan ne yapmış? Bu sezon performansı düşmüş. Evet, oyuncularda çok bakabileceğimiz bir isim yok. Ama performanslarının yükselmiş olduğunu söyleyebilirim.
Bakalım buradan sonra kendilerini Avrupa'ya atabilecekler mi? Para durumu ne durumda? 4 milyon euro kalmış. Ya yiyip bitirdiler ya. Daha ne kadar para vereceğiz ya? Acun'un da parası bir yere kadar. Adam bırakacak gidecek kulübü. Şimdi 7. sezona gidelim. Evet, Fortuna Sittard'ın 34 maçta 54 puanla yine 6. sırada olduğunu görüyorum. Bu sefer de Vitesse'ye mi elenmişler? Vitesse gitmiş Avrupa'ya. Avrupa playoff'unu geçemiyorlar. Evet, deplasmanda 1-0 yenip evlerinde 2-0 kaybetmişler. İlginç. Gerçekten çok istikrarlı bir takım oluşuyor. İlk başta 10. ile 8. arasında gidip geldiler. Şimdi 2 sene üst üste 6. oldular. Bakalım bu yükselişleri böyle devam edecek mi? Bu arada o menajerleri değişmiş. Menajerleri değişmiş. Ne olmuş menajerlerine? Hemen bakalım, kovulmuş mu? Evet, kovulmuş. O da 1 yıl 254 gün takımın başında kaldıktan sonra Niek Luis takımın başına gelmiş. Bu fena bir menajer değil gibi gözüküyor. Öncelikle kulüp çalışanlarında bir değişiklik var mı diye bakıyorum. Emre Belözoğlu, artık flash transferler istiyoruz senden. Başka türlü bu iş olmayacak. Burak Yılmaz da ne kadar istikrarlı ya. Hiç göndermediler. Şu özelliklere bakar mısınız? Hiçbir şekilde adam da ayrılmadı. Asim Kaplan hala duruyor. Fena değil. Fena bir gözlemci değil. Hala gelişiyor. Halil Çolak'ı almışlar. Halil Çolak Telstar'ın baş gözlemcisi olmuş. Öncelikle oyuncu bu normalde. Bırakmış ve Telstar'ın baş gözlemcisi olmuş. Daha sonrasında da buraya gelmiş. Şöyle bir transferlere göz atalım. Bakalım neler yapmışlar. Yine para bittiği için para harcayamamışlar tabii ki de. Türk bir isim almışlar mı diye bakıyorum. Almamışlar. 13,5 milyon euroluk satış yapmışlar ama bu dönemde. Fena değil. Fena değil. 5'er milyon. Bir tane de Regen satmışlar. Oyunculara bakalım. Çok öne çıkan bir oyuncu var mı? Görkem Sağlam ne yapmış? 7 gol 6 asist. Yani orta düzey. Hep oyuncular orta düzey. Halil Dervişoğlu'nu da satıyorlarmış. Aldıkları oyuncular çok fazla üst düzey değil. Tabii ben itibarıyla oynamadım. Neler yapacaklarını görmek istedim. Biraz para kattık. Yani gerçekte olabilecek konumdaki gibi Acun Ilıcalı bu kulübü satın alsa biraz para katacak. Bir şeyler yapmaya çalışacak diye düşünüyorum. O yüzden burada da FM'nin datasıyla bakalım burada neler yapacak diye görmek istedik. Tabii ki de kulübün itibarını kendi kendine birden yukarı çıkarsaydık çok flanş transferler de yapılabilirdi diye düşünüyorum. Ama öyle olsun istemedim. Şimdi bir sezon daha ileri gidelim. Evet, bu sefer 7. sırada tamamlamışlar. Gerçekten istikrar abidesi 6, 7, 8, 11 sürekli aynı yerlerde orta sıralarda devam ediyorlar. Aynı menajerle devam ediyorlar. Yine eksi 10 milyon euro olmuş. Yani parayı ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz bilmiyorum. Çok fazla transfer de yapılmıyor. Maaşlar da çok fazla değil. 17,5 milyon euro maaş var. Ama bir şekilde o para gidiyor. Hala aynı menajer, aynı futbol direktörü, aynı Burak Yılmaz antrenör. İlginç ya, Burak Yılmaz'ı göndermemelerine çok şaşırdım. Bu sezon sözleşmesi bitiyor. Bakalım gönderecekler mi? Onun dışında gözlemciler de aynı. Oyunculara bakacak olursak Callum Wilson. Oo, güzel bir regene benziyor. Bakacağız, bunların hepsini inceleyeceğiz. Şöyle bir 10 sezonu tamamlayalım. Çıkan regenler de değişecek. Zeynel Pehlivan'ı görüyorum. Şöyle transferlere bakalım. Transferlerde Şafak Köse var. Bedelsiz olarak katmışlar. 1.9 oyuncu satmışlar. Biraz para katsak mı? Biraz para katmak gerekiyor gibi sanki ama. Çünkü oyuncu alamıyorlar. Şu anda biraz durmuş durumda takım. Ama konumlarını koruyorlar. Bir sezon daha ileri gidelim. Evet, 8. olmuşlar bu sezonda da. Gerçekten çok istikrarlılar. Ama bir türlü bu Avrupa playoff'una girip şurada 5-6-7-8 Avrupa playoff'u oynuyor. Bu playoff'a girip bir şekilde orada eleniyorlar. PSV'ye elenmişler mesela burada da. Acun Ilıcalı çok istikrarlı ama menajerleri hemen kovmuyor. Hala Niek Luis var takımın başında. Transferlere bir göz atacağım. 21 milyon euro harcamışlar. Biraz mali durum düzelmiş. Mehmet Öztürk. Emre Altınay'ı görüyorum. Evet, Türk oyunculara yöneliyorlar. Evet, Hollanda asıllı da olsa Türk oyunculara yöneliyorlar. 5,5 milyon euroluk da satış yapmışlar. Bu dönemde Callum Wilson, yine bu iyi bir oyuncu ya. Bayağı gol atmaya başlamış. Onun dışında Ercüment Hülakü Cinel. Ne güzel bir isimmiş ya seninki. Ercüment Hülakü Coşkun Dere vardı, teknik direktör. Bu oyunda bazen oyuncu isimlerini tekrarlıyor diye düşünüyorum. Bakalım bu sezon 100 milyon euro para vereceğim. Ve Acun Ilıcalı ile son sezonu tamamlayacağız. Avrupa'ya gidecekler mi, kalacaklar mı merak ediyorum. Son sezona geçelim. Bakalım Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu ve diğer isimler neler yapmış, hep birlikte görelim.
Evet, sonunda 4. sırada tamamlamışlar. Euro Cup 2'ye de olsa Avrupa'ya adlarını yazdırmışlar. Gerçekten sonunda 10 sezonun sonunda Acun Ilıcalı başardı diye düşünüyorum. Aynı menajerle yola devam ediyorlar. 100 milyon euronun yine 70 milyon eurosunu hiç etmişler. Gerçekten inanamıyorum yani bu kadar para harcadıklarına. Transfer geçmişine bakacağım. 3 milyon euro bedel harcamışlar. Yine Türk bir oyuncu almışlar Bursaspor'dan. Onlara da bakacağız. Zeynel Pehlivan'ı satmışlar. 32,5 milyon euroluk satış yapmışlar. Bu arada 22,5 milyonu kimi sattınız ya? Oo. İşte Acun istediğini burada yapmış diye düşünüyorum. 3600 euroya almışlar. 22,5 milyon euroya satmışlar. Senin potansiyelin kaçmış? 165. Neredeyse dünya yıldızı olacak bir oyuncu. Fena bir oyuncu bulmuşlar. Westerlo'dan almışlar. Evet, Belçika pazarını iyi kullanmış Acun. Hemen kulüp çalışanlarını gösterelim. Başkan değişmiş. Başkan değişmiş. İnanılmaz. Gerçekten 10 sezon bekledik. Acun Ilıcalı yaptı zannettik. Acun Ilıcalı yapmamış. Acun Ilıcalı yapmamış bu. Acun Ilıcalı yapmamış bu değişimi. Gerçekten ilginç. Hollandalı bir başkan gelmiş takımın başına. Emre Belözoğlu hala futbol direktörü ama transferleri yine onun yaptığını söyleyebiliriz. Menajer değişmemiş. Burak Yılmaz inanılmaz istatistiğini, istikrarını sürdürüyor. 2030'a kadar sözleşme imzalamış. Evet, çok ilginç ya. Acun Ilıcalı ne yapmış peki? Evet, Acun Ilıcalı Sporting Gion'a futbol direktörü olmuş. Çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç. Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Evet, Acun Ilıcalı 9 sezon sonra Fortuna Sittard'a yeter artık demiş ve ben İspanya'ya gidiyorum demiş. 60 yaşına gelen Acun Ilıcalı İspanya'da Sporting Gion'a futbol direktörü olmuş. Gerçekten çok ilginç. Böyle bir son hiç beklemiyordum. İnanılmaz yani. Özellikleri de kararlılığı falan düşmüş. Adam yönetimi motivasyon da 16'ydı sanırım. Bunlar düşmüş. Ne yapmış? Ne seviyeye gelmiş? 100'dü mevcut yeteneği. 118'e gelmiş. Fena değil, fena değil. İyi bir futbol direktörü olacak sanırım burada. İspanya'da, Hollanda'da da oyuncular bulur. Türkiye'de de oyuncular bulur diye düşünüyorum. Sporting Gion ne durumda bu arada? İspanya 1. Lig'de 15. İnanılmaz. Gerçekten hiç beklemediğim bir son oldu. Bakalım 10 sezon sonunda bu Fortuna Sittard altyapısından bir şeyler çıktı mı? Şimdi öncelikle bu 10 sezonda Fortuna Sittard altyapısından gözüken Akpao var. 22,5 milyona satılmıştı. Zaten en yüksek isim. En güçlü de isim mevcut yeteneklerine bakacak olursak. Türk isim var mı diye bakıyorum. Yok. Potansiyel olarak en güçlü isim kim? Yine o. Onun dışında çok fazla bir isim yetiştirememiş gibi gözüküyor. Mehmet Uçar kimmiş? O da hala Fortuna Sittard'da. Sittard altyapısından çıkan Türk oyuncu. Evet, favori kulübü Sittard olan oyunculara bakacağım. En güçlüsü Bilov. Ne zaman almışlar bunu? Feyenoord'dan 24-25 sezonunda 2 milyon almışlar. Hala Sittard'ın kalesini koruyor. Görkem Sağlam. Evet, o da bayağı bir oynadı. 2 milyon euroya almışlar onu da. 2-4-6-8 sezon oynamış. Fortuna Sittard'ın iyi isimlerinden biri olmuş. Bakalım Fortuna Sittard'ın sevdiği isimlere. Evet, Görkem Sağlam var sevilen kişiler arasında. Onun dışında herhangi bir isim yok. Simge ve efsane isimlere de girememiş Acun Ilıcalı ve diğer tayfası. Şöyle bir son kulübü Sittard olan oyunculara bakalım. 4 milyona satmışlar. 1 milyona almışlar. Evet, Zeynel Pehlivan'a bakmış mıydık? Zeynel Pehlivan da direkt 200 bin almışlar. 2.1. Evet, yapmak istediğimizi bir nevi yapmışlar ama çok fazla üst düzey oyuncu alıp çıkartamamışlar. Galatasaray altyapısı, Gençler Birliği, Fortuna Sittard, Antep bedelsiz. Yani bazı oyuncuları evet denemişler ama Akpao dışında başka oyuncuları satamamışlar bu şekilde. Ama bu müthiş bir satış ya. 3600 Euro'dan 22,5. Ama o kadar para verdik yani, biraz da kazanın. Çok fazla para yükledik. Nereden baksanız 200-250 milyon euro civarında 10 senede para harcadılar. Ama Acun Ilıcalı ne zamanki gitti, takım Avrupa'ya gitti. Böyle de bir son oldu. Evet, keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de keyif almışsınızdır.
Eğer keyif aldıysanız beğen tuşuna basıp destek olmayı, diğer içeriklerimden haberdar olmak adına da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.